1940'ların sonlarında Rus araştırmacılar 5 kişiyi 15 gün boyunca tetikleyici gazlarla uyanık tuttular. Bu korkunç deneyin ayrıntılarını duydukça yaşananlara inanmamakta güçlük çekeceksiniz. Peki Rus uyku deneyi gerçek mi yoksa bir şehir efsanesi mi? Denekler 2. Dünya Savaşı'nda düşman olarak kabul edilmiş siyasi tutsaklardı. Oksijen seviyesinin dikkatlice kontrol edildiği odalarda kalıyorlardı. Kamera sistemleri kapatılmıştı, yani onları izleyebilmek için sadece mikrofonlar ve 5 inçlik kamera penceresine benzeyen gözlem camları vardı. Oda kitaplarla, yataksız karyolalarla, su ile ayrıca 5 kişiye 1 ay yetecek kadar yiyecekte doluydu. Ve işte gün gün korkunç deneyin ayrıntıları. Denekler 30 gün boyunca uyumadan teste dayanırlarsa serbest bırakılacakları konusunda anlaşmışlardı. İlk 5 gün her şeye gidiyordu. 5. günden sonra koşullar hakkında şikayet etmeye ve onları yönetenlerin nerede olduğunu araştırmaya başladılar. Birbirleriyle konuşmayı kestiler ve mikrofonlarla tek taraflı camlara fısıldamaya başladılar. İşin garibi, bu deneyi diğer deneklerin üzerlerinden kazanabileceklerini düşünmeye başladılar. Araştırmacılar başta bunun gazın bir yan etkisi olduğunu düşündüler. 9 gün sonra ilk denek çığlık atmaya başladı. 3 saat boyunca odanın içerisinde koşarak bağırdı. Denek bağırmaya devam ediyordu ama çoğu zaman çıkan ses gürültüden ibaretti. Araştırmacılar deneyin ses tellerini parçaladığını ileri sürdüler. Daha ilginç olan şey ise diğer deneklerin buna nasıl tepki verdiğiydi. İkinci denekte çığlık atmaya başladı. Geri kalan ise mikrofonlara fısıldamaya devam etti. Diğer çığlık atmayan denekler kitapları parçalara ayırdı. Sayfaları tek tek yüzlerine sürüp sakince gözlem camlarına yapıştırdıklarında çığlıklar hemen kesildi. 3 gün daha geçti. İçerideki 5 deneyin sesi kesildiğinde araştırmacılar mikrofonların çalışıp çalışmadığını kontrol etti. Mikrofonlarda sorun yoktu. Odadaki oksijen seviyesi hepsine yetecek düzeydeydi. 5 denek ağır egzersizler yapınca oksijen seviyesi düşüyordu. 14. günde araştırmacılar deneklerden hiçbir veri alamayınca odaya girmeye karar verdiler. Onların ölmüş olmalarından endişeleniyorlardı. Veya bir tür bitkisel yaşama girdiklerinden. Anons ettiler. Mikrofonları kontrol etmek için içeri giriyoruz. Kapılardan uzak durun ve yere yatın. Aksi halde vurulacaksınız. İtaat edeninizden birisi özgürlüğüne hemen kavuşacak. İçeriden sakin bir ses cevap verdi. Oldukça şaşırdılar. Artık özgür olmak istemiyoruz. Askeri güçler ve araştırmacılar arasında bir tartışma patlak verdi. Daha fazla tepki alıp kışkırtmamak için 15. günün gece yarısı odanın kapısının açılmasına karar verildi. Oda birden temiz havayla doldu ve uyarıcı gaz dışarı boşaldı. Mikrofonlar anında çalışmaya başladı. 3 farklı ses yalvarmaya başladı. Dışarıda onları bekleyen aileleri sevdikleri olduğunu yakarıyorlardı. Askerler denekleri almak için odaya gönderildi. Şimdiye kadarki en yüksek çığlık içeriye gelen askerden geldi. 5 denekten 4'ü hala yaşıyordu. Tabi buna yaşamak denirse. Yiyecek erzaklarına çok dokunulmamıştı. Deneklerden birisi ölmüştü. Kalçasına ve göğsüne topak topak et doldurmuştu. Odanın ortasındaki giderin üstünde duruyordu. Suyun geçmesini engellediği için oda 10 santim suyla kaplanmıştı. Fakat su sandıkları sıvının kan olduğu o an fark edilemedi. Sağ kalan 4 deneyin sakalları uzamış, derileri paramparça olmuştu. Tırnaklarındaki parçalar bu yaraları kendilerinin yaptıklarını gösteriyordu. Araştırmacıların düşündüğü gibi dişlerle değil, yaralar ve oyukların açıları, konumları hepsini kendilerinin yapmadığını gösteriyordu. Birbirlerine de saldırmışlardı. 4 deneyin de karın bölgesindeki organlar ve kaburgalar hemen hemen yok gibiydi. Kalp, akciğer ve diyafram yerine deri ve kaburgaya bağlı kasların çoğu akciğerlerle beraber göğüs kafesinin dışına sarkmıştı. Kan damarları ve organlar sağlam kalsa da diğerlerini çıkarıp yere fırlatmışlardı. Fakat denekler hala yaşıyorlardı. 4'ünün de sindirim sistemleri çalışıyordu. Günler sonra istifra ettiklerinde aslında yediklerinin kendi etleri olduğu ortaya çıktı. Çoğu asker Rus özel servisinde çalışmıştı fakat hiçbir odaya girip denekleri kaldırmaya cesaret edemedi. Askerler odadan çıkarılmalar için yalvarıp bağırırken gaz geri geldi ve uykuya daldılar.
Denetlerin odadan çıkarılmamak için verdikleri mücadele herkese çok şaşırttı. Bir Rus asker boğazına saldırılma sonucu öldü. Bir diğeri ise testisleri koparıldı ve deneklerden biri bacağını dişleriyle kemirdiği için yaralandı. Yaşayan dört denekten birinin dalağı patladı ve dışarı doğru kanamaya başladı. Tıbbi araştırmacılar onu sakinleştirmeye çalıştılar. Ama bu imkansızdı. İnsanın alabileceği morfinden daha fazla almasına rağmen hala mücadele ediyordu. Bir doktorun kolunu ve kaburgasını kırdı. Deneyin dolaşım sisteminde kandan çok hava vardı. Kalbi durduğunda bile bağırmaya devam etti. 3 dakika boyunca kendini dövdü. Herkese saldırıp daha fazla kelimelerini tekrar ederken gittikçe güçsüzleşti, yavaşladı. Ve sessizce yere yığılıp hayatını kaybetti. Sağ kalan 3 denek tam donanımlı bir tıp merkezine taşındı. Sağlam ses telleri olan 2 denek uyanık kalabilmek için daha fazla gaz talep ediyordu. Deneklerin organlarını tekrar yerleştirme aşamasında sakinleştirici ilaçlarına karşı bağışıklık kazanmış oldukları keşfedildi. Deneklerden biri bağlanmış olduğu iplere rağmen öfkeyle etrafa saldırıyordu. Deneyi sakinleştirmek için normalin üzerinde anestezi kullanıldı ve gözleri kapandı. Kalbi durmuştu. Otopsi testlerinin sonuçları kanın içindeki oksijen miktarının olması gerekenden 3 kat fazla olduğu gözlemlendi. Hayatta kalan ikinci kişi ise 5 kişinin arasında ilk çığlık atanlardandı. Ses kayıtları yok edilmişti. Yalvaracak durumda değildi. Tek yapabildiği kafasını düzensiz bir şekilde hareket ettirmekti. Bunlar anesteziden doğan sonuçlardı. Bir sonraki ameliyatta yeniden anestezi verildi. Organlarını yerleştirirken 6 saat boyunca hiç tepki vermedi. Bir hemşire birkaç kez hastanın ameliyat esnasında gülümsediğine şahit oldu. Ameliyat bittikten sonra hasta mırıldanmaya başladı. Doktorlardan biri hastanın önemli bir şey söylüyor olabileceğini varsayarak kalem ve not defterini alıp yanına gitti. Hastanın dudaklarından dökülen kelimeler sonucunda odadakilerin dehşeti katlandı. Kesmeye devam et. Komutan hayatta kalan iki deneyin tekrar mühürlenmesini emretti. Yanlarında 3 araştırmacıya mühürleme emri verildi. Araştırmacılardan birisi silahını çekip komutanı vurdu. Sonra sessiz olan deneye silahı doğrulttu ve beynini dağıttı. Silahı son kalan deneye doğrulttu ve sordu. Nesin sen? Bilmek zorundayım. Denek gülümsedi. Bu kadar kolay mı unuttun? Biz siziz. Biz sizin içinizdeki yatan deliliyiz. Her an serbest olmayı bekleyen çılgın hayvanlarız. Biz yatağınızın altında saklananlarız. Araştırmacı durdu. Silahı deneyin kalbine doğrultup ateş etti. Denek ölmek üzereyken neredeyse özgür dedi. Bu hikaye korkutucu hikayeler paylaşılan birçok sitede yayınlanmıştır. Hikaye hiçbir resmi belgeyle veya kaynakla desteklenmemiştir. Kayıtlara geçen en uzun uykusuzluk hali 265,5 saattir. Yaklaşık 1965 yılında bir bilim fuarı için bu deneyi uygulayan 17 yaşındaki Fresno Eyalet Koleji öğrencisi Randy Garner, Guinness Rekorlar kitabında adı bulunan en uzun uyumama rekoruna sahiptir. Bilim ve özellikle uyku bilimi tarihinde sayısız defa 8 ila 10 gün boyunca uykusuz bırakılan yüzlerce denek bulunmaktadır. Bu araştırmaların tek bir tanesinde bile kayda değer bir nörolojik, tıbbi, psikolojik veya psikiyatrik anormali tespit edilememiştir. Bunlar haricinde hızla mit haline gelen deneyde ciddi anlamda bilimsel hatalar bulunmaktadır. Örneğin test koşulları bilimsel geçerliliğe sahip olamayacak şekilde etik dışıdır. Sözde deneyde hiçbir kontrol grubu kullanılmamıştır.